İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki tane bugüne kadar proje gelmiştir. İkisine de evet demişiz. Bir tanesi fayton meselesi, oy birliğiyle geçti. Ve biz AK Parti olarak destek verdik. Faytonlarla ilgili getirilen bütün tekliflere AK Parti mecliste destek vermiştir. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir, Adalar Kaymakamlığı izin vermedi cümlesi yanlış bir cümle. Şimdi siz gümrükten bir şey getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir araç getirdim, tabiri caizse oyuncak geçiriyorum. Ben özel mülkte kullanılmak üzere bir araç getiriyorum diyorsunuz. Özel mülkte kullanılmak üzere. Çünkü getirilen araç sadece ve sadece özel mülklerde kullanılabilecek araç. Trafik tescili yapılamayan, sigortası yapılamayan, bir takım gümrük kriterlerine uymayan bir araç. Ve siz bu aracı getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki Adalar'daki yollar karayolu değil, özel mülk yolu. Özel mülk yolu mudur Adalar'daki yollar? Değil. Bunun trafik tescili mümkün olmayan bir süreç ortaya çıkıyor. Bu süreçte kaymakamlık bir, trafik tescili yapamıyorsunuz, sigorta yapamıyorsunuz. Ve Allah korusun bir kaza olsa kim ödeyecek bunun bedelini? Allah korusun bir insana çarpsa. Yani plakasız bir araç kullanacaksınız. Bu araçların yapılış şekli işte 300 bin metre, 400 bin metre büyüklüğünde özel mülklerde kullanılan araç. Burada kaymakamlık diyor ki getir tescilini yapalım, yapabileceksek. Teknik olarak mümkünse yapalım. Teknik olarak mümkün değil. Tabii bu sürede araçlar işlevsel hale gelip adalardaki bütün bölgelerde çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkınca Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığımızla bir diyaloğa geçti. İçişleri Bakanlığımız bu süre içerisinde bir çalışma yaptı. Acaba nasıl üretebiliriz? Buna bir süre dahilinde bir çözüm üretebilir miyiz? Diyerek bir çözüm çalışması yaptılar. Ve bu çözüm çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da olaya müdahil olmasıyla beraber belli bir süreliğine bir çözüm üretildi. Üretilen çözüm şu. Hani engellediler diyor bakın tez baştan çöküyor. Çözümü üreten gene İçişleri Bakanlığı. Dikkat edin. Çözümü üreten yine İçişleri Bakanlığı. Üretilen çözüm şu. Bu araçlar, hani hatırlar mısınız Osman Bey yolunda eskiden araçlara, toplu taşıma araçları özel bir bulvardan giderlerdi. Doğru. Sağ solunda çevrili, öyle gidecekler. Sağ ve ayrı solu, yol ayrıldı. Evet, ayrı sağ ve solu etrafı çevrilmiş, herkesin girip çıkamadığı bir güzergahtan gidecekler. Bu bir. İkincisi bir süreye bağlı olarak çalışacaklar. Üç, en yüksek limitten sigorta yapacaklar. Ve geçici bir süre galiba. Sonra yerli üretime geçecek. Geçici bir süre yerli bir üretim. Geçtikten sonra da mesele bitecek. Çünkü burada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şansı AK Parti hükümetidir. Niye? Evet. Onlar da en büyük şanssızlığı diyorlar. En büyük şansı AK Parti hükümetidir. Eğer AK Parti hükümeti olmasa bir CHP zihniyeti olmuş olsaydı tıkayan olurdu. Ama dikkat edin. Şimdi İçişleri Bakanlığımız adalarla ilgili çözüm üretmemiş olsaydı ne olacaktı? Şimdi faytonlar, şimdi adalar bir şey söylemek iyi bir istiyorum. Örnek. Bakın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a karşı sevdasını herkes bilir. İstanbul'la ilgili en ufak bir sıkıntı çıkmasını arzu etmez. Ki onun için adalardaki fayton meselesinde bile bir irade ortaya koyuyor. Nerede tıkandıysa orada bir çözüm üreten bir siyasal anlayış var. Ve adalarda gerçekten mesela o fayton meselesinde, atların devri meselesinde, fiyatlar meselesinde biz AK Parti grubu olarak maksimum destek verdik. Başka neye destek verdiniz? Başka neleri hepsini engellediniz? Anlatacağım. Hepsini soracağım ben de gerçekten açıkça. Çünkü bir kesimde Ekrem İmamoğlu'nun başarısına şöyle karşılık engellediğinizi... Yayının sonunda şunu göreceksiniz ki AK Parti hiçbir şeyi engellememiş. Hakem izleyiciler. Şimdi tabii, kısacık bir...